Arkadaşlar selamünaleyküm. Öncelikle herkese selamlar, hayırlı işler. Sezonun yeni yeni başladığı, hızlandığı bu günlerde bol bereketli sezonlar dilerim. Bu sene İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da bir kısım yerlerde kuraklık sebebiyle verim düşüklüğü yaşanmakta ve maalesef bazı tüccarlar diyeyim özellikle ve bazı çiftçiler bunu fırsata çevirmiş durumdalar. Bakın arkadaşlar, Ege'deyim. Şu anda biçtiğim yerlerde birçok tarlada 600 kilonun üzerinde verim ve 600 kilonun üzerine sap var. Bu bütün Ege. Balıkesir'ine, Kütahya'nın yüksek kesimlerine kadar, Trakya'ya kadar böyle arkadaşlar. Şimdi zengin daha çok zengin olacak. Parası olan bastıracak, sapını alacak, tanesini alacak, katlayarak satacak. Ama garibana yazık değil mi arkadaşlar? Yani bugün 2.8 liradan süt satıp da 4 liradan kilosu yem alan insan, samanın balyesine 15-20 lira verecekken 25-30 lira veren insan, gariban insan, 3-5 tane ineği, 20-30 tane koyun olan insan ne yapsın arkadaşlar? Herkes elini vicdanına koysun. Yani bu saman yok değil, buğday arpa yok değil, var. Türkiye'nin çoğu yerinde var. %100'ün üzerinde verim var. İnsanlar koyunlu olanlar koyunu satmaya çalışıyor şu anda. İneği olanlar ineği satmaya çalışıyor. Çünkü yapamıyor ya. Getirisi götürüsünü kurtarmıyor ya. Hani bu kadar büyük bir paniğe ne gerek var ki? İnsanları birileri daha çok kazanacak diye gariban ezmenin ne gereği var arkadaşlar? Çıkan sapa bakın, manyak bir sap çıkıyor. Yani altı üstü bir saman bu, 5-10 yıl öncesine kadar yakılıyordu. Şimdi altın yerine koyuyor insanlar. İç Ege yeni başladı, Kuzey Ege yeni başladı, Trakya yeni başladı, başlamak üzere. Sulaklar yeni başladı. Bu fiyatlar illaki düşecektir, edeni bulacaktır. Fahiş fiyatlar isteyerek, olumsuz reklamlar yaparak, yok yandık, yok bittik, kuraklık var diyerek garibanı daha çok da ezmeyelim arkadaşlar, ezdirmeyelim. Her şey pahalandığı zaman hepimiz etkileniriz. Dolayısıyla bu kadar pahalı bu kadar yüksek fiyatlara garibanlar dayanamaz, küçük esnaf dayanamaz, küçük çiftçi, küçük hayvancı dayanamaz. İnsanlar iflas edecekler. İflas mı etsin, intihar mı etsin bu insanlar yani? 4 tane koyunuyla 10 liralık 20 liralık traktörüyle ayakta kalmaya çalışıyor bu insanlar. 2 tane inekle ailesini geçindirmeye, çocuklarını okutmaya çalışıyor bu insanlar. Yüzlerce binlerce hayvan olup büyük traktörler, büyük tarlalar olan çiftçilerden bahsetmiyorum. Garibandan bahsediyorum. Biraz duyarlı olalım, birazcık vicdan sahibi olalım. Fırsatçılara fırsat ve imkan vermeyelim. Herkese hayırlı işler, bol kazançlar arkadaşlar.